Merhaba dostlarım, kanalıma, videoma tekrardan hoş geldiniz. Neden tekrardan diyorum? Çünkü uzun zamandır yine vlog çekemiyordum. Neden? Çünkü Karadeniz'den döndükten sonra direkt staja başladım ve benim için alışması çok hızlı bir süreç. Yani alışması çok zor, çok hızlı geçen bir süreçti. Şu an stajımın ikinci haftası bitti ve ben anca bununla ilgili bir vlog çekebiliyorum. Neden diye sormayın, hiç bilmiyorum. Çünkü hiç alışık olduğum bir rutin değil. Sabah erken saatinde kalkıp sabah akşam 5'e kadar bir şeyler yapmak gerçekten çok yoruyor. Kaldı ki ilk hafta ben hiçbir şey yapmadım neredeyse. Sürekli evrak işiyle uğraştım. İşte onu yetiştir, bunu yetiştir. Ama artık yavaş yavaş ben de işlerin içerisine dahil edilmeye başladım. Ve açıkçası benim için tamam çok zor bir süreç ama çok sevdiğim şeyleri görüyorum ve hiç görmediğim şeyleri de görüyorum. Ben şu bu arada bilmeyen için şu an Molpet'te staj yapıyorum. Hayat Kimya. Bugün şu an hala stajdayım ben bu arada. Bir dosyayla uğraşıyorum. Birkaç araştırma yapmam gerekiyor. Birkaç tane mutsuz olduğum konu var. O da düzenimin çok değişmesi ve bunun vücuduma güzel etki etmemesi. Çünkü çok yiyorum ve ya çok zararlı şeyler yiyorum. Tabii akşamın bir vakti enerjim çok düşüyor. Yani çok düştüğü için de günün her saatte atıştırmalık modunda oluyorum. Kötü yiyor olmak, kötü şeyler yiyor olmak beni hayat kalitemi etkiliyor. O yüzden bu pazar çok güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Kendimi resetlemeyi ki bu videoları çok seviyorsunuz kanal. İzlemeyenler için bu arada şuraya koyuyorum oynatma listesini. Hayatımı değiştiriyorum videolarını mutlaka izle. Normalde günde 3 litre içen minimum bir insan olduğum için günde sadece yarım bardak, bir bardak suyla geçirmek günümü beni çok zorladı. O yüzden bol bol su içiyoruz. Bu arada malum stajım başladı. Neden evdesin diyecek olursanız da bizimkisi hibrit şu anlık. Sadece salı günleri ofise gidiyoruz ama bayramdan sonra daha yoğun ofise gidecekmişiz. Baby, I light up more, let's look body else. Terlik giydim. Üstünde böyle pijamanın. Hemen plan bozdum ve bizi Nurlum'a gelmeye ikna ettim. Normalde Zula'ya gidecektik ama şimdi Zula'ya gidersek ben orada patates yemiyorum. Böyle gözüme doyurmadı açıkçası Zula'da kavga çünkü bence küçük. Pestolu dürüm söyledim, pezzadilla söyledim, sebzeli bir de patates söyledim ortaya. Ama şey, kabuklu patates böyle değişik yani. Yağda kızartılmış değil. Görmedim hayatımı. Burnumu kanattım ama içini değil, şurasını. Neden hala da kanamaya devam ediyor. Canım İstanbul hiç şaşırtmıyor. Bir trafik var. Biz artık bindiğimiz otobüste indik ve yürümeye karar verdik yani o kadar. İki sohbet aralı bütün mesafe. Yüreğimde yaralı yaralı bizim hikayemiz. Şebnem Ortaç, of dertli dünya, of! İşte ondan sonra ben onu dinlemedim ama pederi de, babayı da dinlemedim. Çünkü dedi ki bana, senden hiçbir şey olmaz oğlum. Git tornacı ol. Vallahi bak. Git tornacı ol, beni de rahat bırak dedi rahmetli. Ben de gittim bunu yazdım. Kafayı yormam. Sonuna bakmam. Doğruyu bulmak daha zorlanırım. Severim sevmeni, dertleri, kendime has sanmalarını. Yazdığım mektupları, çektiğim mesajları, dönüp de sürdülersen. Aman hiçbir şey bulmam. Helal edin. Ben ilk 3 dakika ağladım. Gerçekten ağladım ya. Kankamın problemli olması lazım.
yani. Helal olsun size. En güzel dördüncü şarkı Soy Beni Abla. Serdar Ortaç'ın yazdığı en güzel dördüncü şarkıda hepimiz kollarımızı açacağız Martı gibi. Wink wink wink. Aç kolları Martı gibi aç. Aç lan, bir şey olmaz. Aç. Hayat aynı gökteki gibi uçuyor. Günaydın. Güzel bir konserin ertesi gününden selam herkese. Biz Cemre ile yola çıktık. Şu an Simit Sarayı'na kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Bugün aslında ne yapacağımız hakkında pek bir fikrimiz yok. Ama saat 5.30'da epilasyon randevum var. Ona yetişmemiz lazım. Güzel bir kahve aldıktan sonra ilk durağımıza doğru yola çıkıyoruz. İlk durağımız Bristol Otel'de yer alan Pera Müzesi. Aslında bu müzeye ilk girdiğimizde çok umutlu değildik ama ne kadar yanıldığımızı daha fazla eser gördükçe anladık. Aslında Pera Müzesi oryantalist eserleriyle ünlü ama bizim en çok ilgimizi çeken 4 ve 5. katlardı. Bu katlarda kitle iletişim araçları ve sanat arasındaki ilişkiyi baz alan ve şimdi iyi haberler sergisi vardı. Bu sergi sadece bir modern sanat tarihi sergisi değil. Aynı zamanda son 200 yılın bilim, kültür ve siyasetteki en can alıcı meselelerini farklı bakış açılarından bize anlatıyor. Resim, fotoğraf, kolaj, desen, yerleştirme gibi birçok farklı teknik kullanılarak aslında çok güzel noktalara basıyor. Ben içerideki bazı eserlerden o kadar etkilendim ki hepsini Instagram hesabımda paylaştım. Sergi aynı zamanda toplumsal cinsiyet, din, etnik köken gibi kavramları da ele alıyor. Biz müzeden çıktıktan sonra Cihangir'in güzel sokaklarında yürüyüşe başladık. Gerçekten ilk başta kaybolduğumuzu hissettik, sonra çok güzel bir yere girdik. Kendimizi antikacılarda bulduk. Hele bir antikacıya girdik ki eski telefonlar, eski plaklar, eski kitaplar o kadar güzeldi ki resmen eski toz kokuyordu orası. Tabii ki de saçma salak hareketlerde bulunduk ama beni en çok etkileyen, gerçekten 70'lerden 50'lerden belki de kalan, günümüze kalan ve benim dokunabildiğim farklı eşyalardı. Mesela plaklar ya da resimli romanlar. Daha sonra buradan çıkıp Taksim'e gittik. Şimdi kültürel gezimizi tamamladıktan sonra artık olayın yemek bölümüne geçtik. Şeyi arıyoruz, İnci Pastanesi'ni arıyoruz. Biliyorsunuz ki Taksim'in en ünlü pastanelerinden biri ve Türkiye, yani İstanbul'un en iyi profiterolü orada yapılıyor deniyor. Geldik İnci Pastanesi'ne. Ay, servis o kadar güzeldi ki. O kadar güzel ve tatlılar ki. Bakayım seninkine. Sütlüsü. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi hayatımın her anına dahil etmekten o kadar keyif alıyorum, o kadar mutlu oluyorum ki umarım bu size geçiyordur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum.